isterim. Ardından da burada hep bir ölüm. Tabii teknolojinin en hızlı değişiminin yaşandığı alanların başında gelen bilişim teknolojileri artık ülkelerin açık veya gizli mücadele alanlarından birine dönüşmüş durumdadırlar. Teknolojinin kullanılması ve yaygınlaşması için ülkeler ciddi yatırımlar yapıyor. Ama teknolojideki hızlı gelişme aynı hızda belki daha ivmeli bir şekilde güvenlik alanında da bir gelişmeyi tetikliyor. Siber güvenlik kelimesi saldırı, güvenlik, siber vatan, siber silah kelimelerini yan yana dizdiğinizde savunma sanayi dediğimizde kavramının içinde geçen biraz da donanım olarak, silah olarak gördüğümüz kavramlarda kullanılan kelimelerin ne kadar benzerlerinin burada kullanıldığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Savunma ve güvenlik kelimeleri bu alanda, bilişim teknolojileri alanında bu kadar yaygın kullanılırken Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bu konuda bu konuya bigane kalması tabii ki söz konusu olamaz. Bir ülkenin savunmasının ve güvenliğinin sadece silah ve silah sistemleriyle değil, aslında ülkenin kalkınmasını ve halkının refahını etkileyen bir dizi sektöre ve kavrama dokandığını belirtmek gerekiyor. Bilişim sistemlerinin ve bunun yanında da klasik bilişim altyapılarımızın da ötesinde ağ bağlantısı olan her bir cihazın korunması ve geleceğe yönelik yapay zeka, nesneler interneti, sürekli temasta ve iletişimde kalan bir dizi sistemden bahsediyor olacağız. Bunların güvenliği olmadığı zaman toplumsal düzenin ve hayatımızın akışının çok net şekilde etkileyeceğini görmek mümkün. Özellikle yazılım temelli teknolojilerimizin, kritik altyapılarımızın, üretim tesislerimizin, bankacılık sistemlerimizin, sağlık sektörümüzün, enerji sektörümüzün, savunma sanayimizin, kamu ve kurum ve kuruluşlarımızın verilerinin, gıda sektörümüzün, bütün bunları bir araya koyduğumuzda bu sektörlerin güvenliğinin, verilerinin güvenliğinin, iletişimlerin güvenliğinin ve sağlıklı bir yapıda sürdürülmelerinin önemi son derece açık şekilde görülebilir. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak siber güvenlik alanında en verimli ve en hızlı mekanizmaları hayata geçirecek ve bu tedbirleri alacak şekilde adımlar atarak ülkemizin olası saldırılarda kendi kendine yeten ve bütün siber güvenlik çözümlerini üretebilen bir ekosisteme sahip olmasını amaçlıyoruz. Yürüttüğümüz 50'ye yakın siber güvenlik projesiyle hem güvenlik hem de sivil kamu kurumlarımıza ürün ve hizmet sağlamaktayız. Bu kapsamda yeni fikirlerin ürüne, ürünlerin markaya dönebilmesi adına düzenlediğimiz fikir yarışmaları, hackathonlar, yatırımcı buluşmaları ve hızlandırma programlarıyla hem mevcut firmalarımızı geliştirmek hem de yeni siber güvenlik firmaları ortaya çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Başkanlığımız bünyesinde faaliyet veren Teknopark İstanbul'da oluşturduğumuz Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi'nde de siber güvenlik alanındaki startuplara bir yer vereceğiz ve bununla beraber buradan da nice büyük şirketlerin çıkacağını umuyoruz. Tabii siber güvenlik meselesinin ülkemizde ne kadar geniş bir tabanını etkilediği malumunuz. Gerçekten belki bundan sonraki adım eğer bir platform ve ekümenem oluşturulacak ise bir anlamda yapay zeka ile ilgili de bir yapılanmanın olması gerektiğine inanıyorum. Dünyada da son yıllarda bütün akademik camiada ve ülkelerde çalışılan en
top konulardan, en üst konulardan birisinin siber güvenlik ve yapay zeka olduğunu vurgulamak isterim. Biz bir anlamda yazılımsal olarak yaklaşırken bu meselelere, donanım anlamında da ülkemizde önemli adımlar atılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bundan sonra olacak gelişmelerde, kuantum kompütürler ve daha ötesinde yapılacak adımlarda eğer donanım anlamında geri kalır isek, belki de yazılım anlamında alacağımız tedbirlerin etkisiz kalma ihtimali çok büyük. Yine bütün nesnelerin birbirine bağlandığı, eşyaların, nesnelerin birbirle konuştuğu, insan yapay zeka girişimlerinin, insan eşya girişimlerinin maksimum ölçüde olduğu bir dünyaya gittiğimizde, o bağlantı noktalarında olacak hakimiyetinizdeki zafiyetler bütün hayatı etkileyebilir. Tabii klasik anlamda savunma ve muharebe ortamını düşündüğümüzde de büyük ihtimalle gelecekteki muharebe ortamının bir dizi insansız kara, deniz, denizaltı, denizüstü aracının muharebe meydanında olduğu, çeşitli silah unsurlarıyla muharebe ettikleri ama bağlantının, iletişimin, karar mekanizmalarının da çok önemli bir yer tuttuğu bir ortamdan bahsediyor olacağız ki o bakımdan da yine klasik savunma anlamında da bu alanın çok önemli olacağını ve bu alanda gösterilecek zafiyetin klasik anlamdaki savunmada da ülkemizi önemli şekilde öne geçirecek kapasiteye sahip olduğunu belirtmek isterim. Bu açıdan da alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar tepeden tırnağa, yani detaylı teorik akademik çalışmalardan teknolojik uygulamalara kadar, şirketlerimizin faaliyetlerine kadar bir zincir halinde yönetilmesi gerektiğine içten inanıyorum.